Herkese merhabalar. Cumartesi Süper Lig bülteniyle karşınızdayız. Yorumcumuz Berk Ükünya ile beraber Cumartesi günü Süper Lig maçlarını konuşacağız. Cumartesi günü Süper Lig'de 4 maç var. Saat sıralamasına göre ilk maçta başlıyoruz. Kasımpaşa Bursaspor 13.30'da karşı karşıya geliyor Berk Ükünya. Bursaspor'un hafta içi Galatasaray'la bir Türkiye Kupası rövanş mücadelesi var. 2-2 biten maçın rövanşında Bursa hem skor olarak avantajlı hem evinde oynuyor avantajlı ve puan durumuna baktığımızda da gerçekçi olmak gerekirse Bursa'nın ilk 4'ü yakalama şansı gerçekten çok zor. Ama Kasımpaşa'nın böyle bir hedefi var ki o hedefte geçtiğimiz hafta Antep'i deplasmanda yenebilseler de öne de geçeceklerdi aslında bu hedefte. Yine de bir puana döndüler. Bursa'da bir kadro rotasyonu olabilir kupayı düşünerek. Ama Kasımpaşa'nın mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maç ki bu sahada oynadıkları son maçta formda Erciyes'i hemen bulduğu gollerle saf dışı bırakmıştı. 1.70 bana güzel bir oran gibi geldi maç önündeki bu veri ve donelere dayanarak. Dediğim gibi Bursa'nın hafta içinde kupa maçı oynayacak olması teknik direktör İfa Mus belli ki bu karşılaşmada en az 2-3 futbolcuyu oynatmayabilir. Çünkü artık ligden düşme tehlikesinden tamamen uzaklaştılar. Baktığınızda Avrupa Ligi şansları da hemen hemen hiç yok. Yani matematiksel olarak var tabii ama yani çok pek mümkün gözükmüyor. Değil, evet. Yani Bursa Spor belli ki bu sezon orta sıralarda gezinip ligi tamamlayacak. Bir kongre kararı evet. Alındı Bursa'da. Yani yönetim içinde de karışıklık var. Evet. Yeni sezonun planlaması ne olacak belli değil. Teknik direktörle muhtemelen devam etmeyecekler. Futbolcular bazı takım içinde futbolcunun ayrılması söz konusu falan. Yani Bursa Spor'da şu an için işler karışık. Onun için gerçekçi hedef Türkiye Kupası olacak. Burada Kasımpaşa galibiyeti ön plan çıkıyor. 3 puanla yakın olan taraf Kasımpaşa olduğunu düşünüyoruz biz bu hafta sonu için. Geçelim bir diğer mücadeleye. Saat 16'da bir diğer Avrupa Ligi hedefindeki takım Karabükspor'dan bahsedeceğiz. Akhisar Belediye kendi evlerinde konuk ediyorlar ki Akhisar'da ilk sahada topladığı puanlarla durumu idare etti. Evet. Yani ilk sahada topladıkları puan 27. Toplam puanları 37, dış sahada sadece 10 puan alabildiler ki bu zaten onları küme düşme hattından uzakta tuttu ki böyle seyredecekler. Artık zaten sezonun son virajına geldik. 29. hafta, bu haftayı da saymazsak 34. haftaya 5 maç kalmış oluyor. Pek düşme korkusu yaşayacaklarını zannetmiyoruz ama bir kara büyük gerçeği var. Sessiz sedasız yukarıya doğru tırmandılar. Beşiktaş galibiyeti. Onun arkasından Rize'yi deplasmanda 1-0 yenmeleri. Onlar için büyük bir artıydı. 6 puan aldılar. Yukarıya doğru geldiler ki hemen tabii böyle yukarı derken söyleyelim. Trabzonspor'a aynı puana sahip Karabükspor. 42'şer puan. Biraz önce konuştuğumuz Kasımpaşa bugün kazanırsa 43 yapacak. Müthiş bir yarış var orada. Hata yaparlar mı? Hata bekliyor musun? Karabük yani, kendi evinde bir hata. Açıkçası benim en çok güvendiğim süper güvendiğim Karabük galibiyeti. Bir de Tolunay Kafkas 4 maçtır gol yemiyor Karabük. Geldiğinden bu yana savunma anlamında çok ciddi yol kat etti Karabük. Çok az pozisyon veriyor. Yani takım savunması gerçekten bana sorarsan en az Galatasaray kadar. Onu Beşiktaş destekleyecek bir şey söyleyeyim ben de. İç saha için baktığımda sadece 8 gol yemişler kendi kalelerinde ki lider Fenerbahçe 10. Galatasaray Beşiktaş 9 yani bu performans zaten tamamıyla yansımış durumda. Yani Karabük bu maçı gol yemediği takdirde ki bence gol yeme olasılığı az. Bu maçı çok rahat kazanır. Hatta handikaplı Karabük galibiyeti de oranına yani bakayım 2.65. 1.50 benim banko tercihim 2.65'te. Kasımpaşa Karabük hani iki ev sahibi galibiyeti beklentimiz var şu ana kadar konuştuğumuz maçlarda. Geçelim çok kritik bir maç. Kayserispor Çaykur Rize saat 19'da oynanacak mücadele. 1.80, 3.30, 2.90 gibi oranlar var. Çaykur Rize biraz önce söyledik Karabük'e yenilerek gerçekten işini oldukça riske attı. Şu an şampiyonluk yarışı bana göre bitti. Yani çok büyük bir sürpriz olması gerekiyor ki bence olacağını sanmıyorum ama düşme hattı müthiş karışık. Orada her puanın önemi çok büyük ve Kayserispor da 1.80 bir orana sahip 2 lira yönetim. Maç biletlerini 2 lira olarak açıklamış ki tamamen tribünler dolup bir motive etsin diye takımı Kayseri Erciyes de bunu yapmaya çalışıyor iç sahada. Karabük kadar böyle üzerine basarak güvenilecek bir tahmin mi? Ben o kadar hani böyle üzerine basarak güvenilecek bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çaykur Rize'de oldukça maça asılacaktır. Akhisar gibi rahat değil sonuçta. Evet. Ya ben de Kayseri Spor'a çok güvenmiyorum açıkçası. Yani kazandıkları maçlarda da çok pozisyon verdiler bu sezon. Yani son haftalarda bir çıkışları geçen var ama geçen hafta Beşiktaş maçı 2-1 hakem konuşuldu, pozisyonlar konuşuldu. Yani bu bana biraz suni bir çıkışmış gibi geliyor Kayserispor'un. Problemleri devam ediyor. Bu başta ben Kayserispor'un da gol yiyeceğini düşünerek kendi sahasında o taraftar avantajıyla birlikte
skor da bulabilir. Gol var olabilir. Daha mantıklı olur. Ben de katılıyorum. Çünkü o iç saha kazanalım baskısı, ofansif oynama duygusu bir yandan tabii ki kendi yarı sahalarında, defansif hattında sorunlar yaratabilir ki. Ben bir Gençler Birliği maçı hatırlıyorum. Penaltıyla öne geçmişti Kayserispor 1-0. Ondan sonra 5 net pozisyon verdi. Kapanan takım 5 net pozisyon vermişti. Yani karşılıklı gol ideal bir tercih olabilir ve geçelim benim 2.5 gol üstü maçım bu hafta. Sivas-Galatasaray maçı. Hani iddiası olduğu zaman da olmadığı zaman da hep Sivas'ta gollü maçlar izledik. İki takım arasında Galatasaray bu mücadele öncesinde derbiyi kazandı. Sivas Spor da şu anda 40 puanla, onlar da ilk 4 peşinde. Galatasaray ikinci olup en azından direkt Şampiyonlar Ligi bileti almayı kovalıyor. Melo yok. Selçuk İnan enteresan bir durum yaşandı derbide. Bir pozisyonda topu çok kötü kullanması, taraftarların ıslıklaması, tepkisini çekmesi. Tam da önümde oldu pozisyon bu arada. Derbide o pozisyonda ben net bir şekilde gözlemledim. Mancini pas vermesini söyledi Selçuk'a. Selçuk da ona hayır dedi. Yani onu çok dinlemedi. Daha sonra da oyundan çıkma hadisesi. Zaten herkes biliyor ama bilinmeyen yüzü buydu. Çünkü ben televizyonda bir daha maçı izledim. O pozisyon çok net bir şekilde ortaya çıkmadı. Tabii topu takip ettiği için kameralar. Bir sıkıntı var. Hani o kesin. Hani bu suni bir gündem değil, bir dedikodu değil. Sahaya yansıyan çok enteresan olaylar var Galatasaray'da. Savunma hattı da Fenerbahçe maçında belki gol yemedi ama çok da önemli pozisyonlar yaşandı. Özellikle Emenike çok zorladı. Semih Hakan Balta ikilisinin. Son dakikada Mehmet Topuz'un çok kritik bir pozisyonu vardı. Ben haftanın 2.5 gol üstü maçı olarak nitelendiriyorum bu maçı. Yani Galatasaray'ın olmazsa olmaz maçı tabii. Evet. Çünkü ikincilik çok önemli, en az şampiyonluk kadar önemli Galatasaray adına. Çünkü belli ki Galatasaray bu sezon şampiyon olma ihtimali çok düşük. Galatasaray'da önemli eksikler var. Şecu büyük ihtimalle formu giymeyecek. Bugün aldığım, yani buraya gelmeden önce konuştuğum Galatasaray muhabiri arkadaşım Metin Karabaş da aynı şeyi söyledi. Galatasaray'da eksikler var. Snyder oynamayacak cezalı. Melo aynı şekilde öyle ki Melo kilit bir isim. Çok önemli. Takımı ateşleyen, özellikle defansif anlamda da ayakta tutan bir ki isim. Ki bu tip deplasmanlarda, böyle zorlu deplasmanlarda ihtiyacı olacak bir isim. Yekta zayıf kalabilir. Evet, Yekta'nın yanına kim oynayacak yani. Orada problem olabilir. Selçuk aynı randımanla oynayabilecek mi? Oynaması halinde. Evet. Yani bu tip sorunlar var. Ama ben Galatasaray'ın öyle ya da böyle gol atabileceğini düşünüyorum. Evet. Sivas'ın zaten ofansif anlayışını hepimiz biliyoruz. Dediğim gibi gollü bir karşılaşma çıkabilir. 2.5 gol üstü olabilir haftanın süper. Ama takım bahsi riski, yani 3 ihtimalli bir karşılaşma yani açacağız. 1.50-1.45. Yani galibiyetle 2.5 gol üstüne baktığımızda çok uçurum bir fark yok. Hani ben uçurum fark deyince hemen Trabzonspor'un 3 onluk bir oranı var bu hafta. Hani uçurum fark olmadığı için riski de eğer gol bulmasını bekliyorsanız siz de Sivasspor'un var ve 2.5 gol üstü tercihleri değerlendirilebilir. Berk Ukunya ile beraber cumartesi Süper Lig maçlarını konuştuk. Tüm üyelerimize kuponlarında bol şanslar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.